Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11'i tanıtacağım, yani yorumlayacağım, eleştireceğiz bugün. Evet arkadaşlar, bugün iPhone 11 aldık da ne oldu tarzı bir video ile karşınızdayız. Evet. Çünkü yorumlarda bazıları demiş ki o paraya hiçbir alınır mı? Siz iş adamı mısınız? Baya yani çok pahalı İlginç. bulmuş insanlar. Bazıları da demiş hayırlı olsun, güle güle Güzel kullan, mi? Biz rengi çok aldıktan güzel. sonra da 700 lira zam gelmiş üstüne Evet. üstlük. İndirimde yakalamıştık. Tanıtacağız, eleştireceğiz yani. O Güzel yüzden bir şey mi? sizlerle gerçekten iPhone 11 aldık değdi mi? iPhone 11 daha aldık da ne oldu? Onu konuşacağız. Evet. Babanın ödediği o para. Biz tabii kullanıcıyız. Parasını biz ödemediğimiz için Evet. her şey bizim için okey. Şimdi Dilara, öncelikle hızlı şarj yok iPhone 11'de kutu içeriğinden bahsedelim. Bir de yeni söylentiler çıkmış. Duydun mu? Yeni iPhone 11'de şarj aleti çıkmayabilirmiş kutudan. Evet, bir şey diyorlar. Yorumlara yazmış. En az 3 saatte şarj oluyor diye. Ne kadar da şarj oluyor? Önce oradan ama bahsedeceğiz. 6S de öyle oluyor. Dilara'nın, arkadaşlarım bence 6S Plus Dilara'nın daha telefonu hızlı. daha hızlı şarj 2 oluyor. saatte yani. Dakikada. Dilara'nın ise hemen oluyor. Benimkisi bilmiyorum. Bir tık daha yavaş olabilir. O konuda Hızlı haklı olabilirler. Şarj çıkması ayrı mı alacağız 200 lira? Galiba. Yani gelecek iPhone 11'lerde kutu Ben boş gördüm de çıkacak şey falan yazıyorlar. demişler. Telefonu kendimiz yapacağız. Aynen. Kulaklığı AirPod'da değil. Gönül isterdi ki AirPod. Benim Allah. Benim kulaklıkta ve tek şarj şeyden sevmediğim, evet. geliyor. Dilara gösteriyor şu an, aynı şeyi düşündük. Ama ses kalitesi falan çok iyi. Ben önceden Samsung kullanıyordum. Sesi gayet pürüzsüz böyle. Çok beğenmiştim ben ilk Peki Zeynep'ciğim, geçtiğimde. çözünürlük diyorlar. Ekranın kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle, hatta bence Netflix'i açalım yani, daha Tamam, iyi telif olur. yemeden sesini kapatarak açalım. Şu anları Face ID'sini şöyle yandan kapat. Şu an seni hırsız gibi Nasıl düşündü. korumalar var? Face ve parmak var mı? Print screen. Touch ID'si yok. Benim vardı. Evet, çünkü orta tuşu yok. Sadece Face ID'si var. Evet. O yüzden onu kaç kişi eklenebiliyor bilmiyoruz. Şu an Dilara ile ben varım mesela. Aa, bak gitmiş. Ay, ses gelmesin. Telif yemeyelim. Bak Gördüğünüz böyle. üzere. Çözünürlüğü arkadaşlar iPhone 11 Pro ve Pro Max'ten daha düşük. Çünkü arada 3000 lira bir fark var yaklaşık. Tabi zamdan sonra ne oldu bilmiyorum. Ama çözünürlüğü de, çok oyun delisi değilseniz ne bileyim, Arkadaşlar. çok büyük etkilediğini düşünmüyorum. Şu an Dilara bize bir tane diziden sahne gösteriyor Netflix'ten. Peki bazı kullanıcılar 64 GB yeterli olmayabilir. Düşük kapasite Ama diye. bir şey söyleyeceğim. Bence iPhone 11 ile alakalı değil, çünkü alacağım her Evet. iPhone'a. Bizim mesela şu an görüyorsunuz 16 ile 64. idare edenlere selam olsun. 64 GB, bildiğiniz üzere iPhone 11 serisinin en düşük hafıza şeyi, depolayıcısı. Fakat şu an 128 250. o puanı ben 15 GB falan kullandım ve istersen uygulamaları gösterelim sonradan indirdiğimiz. Nedense şu an Dilara'nın feha şimdi gördü. WhatsApp var, Instagram, hayır, Huji, Visco, arkadaş, fotoğraf. Fotoğraf editliyoruz. Facetune 2, Spotify, Netflix, TikTok, bu zaten her Ve yerde bildiğiniz olan. üzere Netflix, TikTok, Spotify en çok yer kaplayanlar arasında TikTok bende bir uygulamalarda. buçuk gigabayt. İsterseniz şöyle ayarlardan şeyi Buraya gösterelim. girmeseydik iyiydi bence. Saklama alanına girecektim. Sen aç istersen, ben o sırada çekmiyorum. Kutu içeriğine devam edelim. 18.3 GB. Gördüğünüz Şöyle üzere olanları en çok gösteriyoruz. kullanan tabii ki de iOS, iMovie, Keynote ve şu Keynote'u hiç kullanmadım. Gördüğünüz Son üzere. kullanım. Telefonu aldığımız gün. Aynen, telefonu aldığımız gün en son bütün uygulamaları tıklarken. iPhone'un kendi uygulamalarını silebiliyorsunuz tabii ki de. O da bir avantaj ama. Gördüğünüz üzere çok Ne ki? boş yerimiz var telefonda. Sonra kutusunda en çok sevdiğim yer şu buraları mor. Yani ne renk alırsanız o renk. Kutu içeriğinde bir de tabii ki de şu ara kablo. Bunu şurasını takıp şarj aletinizi kullanılır duruma getiriyorsunuz. Ay, şu anda da evin üst katında şeyler var. Tadilat yapıyorlar galiba. Genel olarak biz beğendik. Tavsiye ediyoruz. Verdiğimiz paraya değdi mi kabaca? Biz Evet. vermedik ama yani sen ödedin. Gıdamızı edelim mi artık tanıdık? Tamam, Yok, hani edelim. bir de alacak olsanız alır mısınız? 7000 lira Bana verilir. artık alır. Evet, bence 7000 lirayı zaten babanız veriyorsa sıkıntı yok. Ama şu an zamla birlikte bilmiyorum. Telefon piyasasını birazcık daha araştırmak lazım. 8000 lira. Samsung'un yeni çıkanları da var. İnsanlar Yani 8 bin liradan S7. sonra bir daha iPhone 11 almayız gibi muhabbetler olmuş. 8 bin lira biraz fazla olabilir tabii ki de.
Ama bütçenize göre ben gayet memnunum. Hızı, sesi, çözünürlüğü gayet iyi. Boyutunu da ayrıca çok beğeniyorum. Bana nasıl biraz küçük gibi geliyor 6. 6S Plus'a göre diyorsun. Full ekran olduğu için olabilir. Onları da bak elin ince yani. İnce uzun. Benimki eni daha mı büyük ki? Eni daha büyük gibi geliyor. Seninkine tabii Touch ID yeri falan var ya şuralar. Hı-hı. Daha geniş. Ama minnak. Daha minnak. Evet gördüğünüz üzere çok... şöyle hızlıca Dilara mesela göstersin uygulama hızlarını. Evet şöyle puçuf. Mesela Netflix'e giriyor görüyorsunuz. Bakın böyle. Gayet ha, şu Netflix'e girince çık yandan. Hızı şöyle hemen açıyor. YouTube'a hemen girebiliyoruz. İnternetimiz de biraz yavaş olabilir. Böyle burada kullanım süreleri, içeriği görebilirsiniz. iPhone 14 güncellemesini biz indirmedik. Belki ileride. Ya şu an indirmeyin diyorlar çünkü şu an gerçek değilmiş sanırım. Hataları varmış değil mi? Gerçekte değilmiş sanırım. Beta sürümü diyorsun. Ha, bilmiyorum. Ha, evet. İşte böyle teşekkür arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz iPhone 11'i eleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğenmeyi sadece kalın. Bye bye.